Bir makine düşünün. Hiç bakım yapmasanız da 24 saat çalışan, hem de yıllarca. Sizce bu makine nasıl bir şey olurdu? Yaşam boyunca çalışan en önemli iki makineden biri, kalp. Kalp kasa olarak bilinen, özel tip çizgili kastan oluşmuş, içi boş, kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompa. Asıl görevi kanı vücuda pompalamak olan kalp, Metabolizma faaliyetleri sonucunda oluşan artık ürünlerin vücuttan uzaklaştırılması, vücut ısısının düzenlenmesi, asit baz dengesinin korunması, hormonlar ve enzimlerin vücudun gerekli bölgelerine taşınması gibi görevleri de yapar. Peki, içimizdeki bu mükemmel teknolojinin ne kadar farkındayız? Belki hiçbirimiz farkında değiliz ama ağırlığı yaklaşık 250 gram olan kalbimizin çalışması şimdiye kadar icat edilen bütün makinelerin çalışmasından daha ilgi çekicidir. Bir dakikada ortalama 70 defa atan kalbimiz saatte 4200, günde 100800, yılda 36 milyon 792 kez atar ve biz bunu hiç fark etmeyiz. Hatta tek başına gün içerisinde bir tırı 32 kilometre mesafeye götürebilecek bir enerji üretebilir. Kalbimiz temiz ve kirli kanın birbirlerine karışmamalarından vücut basıncının ayarlanmasına, besinlerin tüm vücuda taşınması için gerekli işlemlerden kanı gerektiği kadar pompalayan sistemlere kadar her detay için farklı bir özellik düşünülmüş ve buna göre dizayn edilmiştir. Bir tasarım harikası olan kalpte mükemmel ve komplike bir sistem vardır. Kalbimiz dışarıdan gelecek darbelere karşı oldukça iyi korunabilmesi için vücudumuzun en güvenli yerlerinden birine göğüs kafesimizin içine yerleştirilmiştir. Kalpte temiz ve kirli kan sürekli hareket halindedir. Özel bir doku sayesinde kalp dört farklı özellikte odacığa bölünmüştür. Sol ve sağ kulakçıktan oluşan üst iki bölüm dolum odacıklarıdır. Kendilerine gelen kanı alttaki karıncıklara yollarlar. Buradaki hassas düzen sayesinde kanlar birbirlerine kesinlikle karışmazlar. Kalbimiz tek bir pompa gibi değil de yan yana duran iki pompa gibi çalışır. Her pompanın kendi kulakçığı ve karıncığı vardır. Bu bölünme aynı zamanda dolaşım sistemini de ikiye ayırır. Kalbin sağ tarafı kirli kanı daha düşük bir basınçla akciğerlere yollar. Sol taraf ise temiz kanı yüksek bir basınçla tüm vücuda pompalar. Bu basınç ayarı vücut için çok önemlidir. Çünkü eğer akciğerlere giden kan vücuda yayılan kanla aynı basınçta pompalanmış olsaydı, akciğerler bu basınca dayanamayarak parçalanırdı. Kalpteki mükemmel denge sayesinde akciğerlerde hiçbir zaman böyle bir problem olmaz. Çünkü kalpte kusursuz bir tasarım vardır. Kalbimizin pompaladığı kan miktarı vücudumuzun ihtiyacına göre değişir. Normal şartlarda kalp dakikada ortalama 70 kez atar demiştik. Yorucu egzersizler sırasında ise kaslarımız daha çok oksijene ihtiyaç duyduğu için kalp çalışma temposunu dakikada 180 defaya kadar yükselterek pompaladığı kan miktarını arttırır. Peki böyle olmasaydı ne olurdu? Vücudumuzun daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğu bir anda Kalbimiz normal bir tempoda çalışsaydı yeterli oksijen sağlanamadığı için vücudumuzda hasarlar meydana gelebilirdi. Oysa kalbimizin sahip olduğu mükemmel yapı sayesinde böyle bir şey olmaz. Bizim bir ayarlama yapmamıza gerek kalmadan kalp pompalanacak kan miktarını kendisi ayarlar. Kalbimizin atmasını sağlayan kalp kasları vücudumuzda bulunan diğer kasların tümünden farklıdır. Vücuttaki kas hücreleri sadece sinir sistemi uyarıda bulununca kasılırlar. Fakat kalp kaslarının hücreleri kendi kendilerine kasılırlar. Bu hücrelerde kendi elektriksel akımlarını başlatma ve yayma özelliği vardır. Her bir hücrenin bu yeteneği olmasına karşın hiçbiri birbirinden bağımsız olarak kasılmaz ve kendilerini kontrol eden elektriksel sistemin talimatına aykırı hareket etmez. Bir zincir halinde duran bu hücreler elektriksel sistemden gelen emirle hep birlikte hareket ederler. Yine bu konuda da kusursuz bir uyum söz konusudur. Kalbimizin pompaladığı kan toplam 96.500 kilometreyi bulan damarlarda dolaşır. Pompalanan kanın bütün vücudu dolaştıktan sonra tekrar kalbe dönmesi yaklaşık olarak 1 dakika sürer. Belki bir makinenin yüzlerce satır yazılımla yapabileceği işlemleri otomatik olarak yapabilecek mükemmel bir sisteme sahip olan kalbimize her zaman iyi bakmalıyız. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.